Aldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arası, her reklam arası olduğu gibi bize yaptığınız yorumları okuduk. İşte herkes diyor ondan bahsedin, bundan bahsedin. En çok bana şöyle bir soru geldi. Çok güzel program oluyor. Üçlüyü çok seviyoruz diyen Art'ta fal bakılır yazılmış falan bir sürü şey vardı ama yani. Semih derin sohbetler demiş. Semih güzel yorumlar. Bana özellikle demiş. Gökhan Özdemir'in gömleği nereden aldı? Fiyatı ne kadar? Söyleyemiyoruz efendim. Efendim söyleyemiyoruz böyle konuları. Gömlek yurt dışı ya. Ha yurt dışı. Lütfen. Evet internet sitelerinden alıyorum. Ne kadar? Hatırlamıyorum. Sen kilo vermişsin Gökhan yalnız farkında evet, mısın? Evet. Ha, kaç kilo verdin? 6-7 kilo verdim kanka. Evet ama evet. Çok geçen seneye nazaran görüntü olarak da çok ama fark ediyor. Ama geçen sene pandemiden İhsan Bey'le günde 8 öğün yemek yediğimiz için. Ekmek arası bulduruyorduk biz geçen sene. Vallahi bak. Şey yapalım. Normal. Sayın moderatör. Biliyorum idare etmek istiyorsun ortamı ama ben de şimdi yukarıyla bağlantı bende ya. O yüzden çok özür dilerim insan. Bakın ikinizin de biliyorum çok sevdiğiniz bir yarışmacı var içeride. Ki ben de çok seviyorum. Onun röportajlarını birleştirmiş arkadaşlarımız. Aa. Bu hafta verdiği önemli röportajlar. Bir şampiyonluk adayı. İlayda Şeker. Çok evet. Sevmiyor musun? Yo, ben bayılırım İlayda'ya. İlayda'nın röportajlarını izleyelim. Üstüne biraz İlayda'yı konuşalım. Çok açım. Böyle gerçekten karnım bir aç, bir aç anlatamam size. Mahvoldum. Hem sıcak, hem açlık, hem yorgunluk. Yani o kadar çok derdim var ki artık dip boyamı unuttum. Dertlerimden dolayı. Onun dışında dedemi özledim. Dede, seni çok seviyorum. Facebook'ta çok fazla canlı yayın açma. Canlı yayın açıyor. Ondan sonra dikkat et kendine dede. Lütfen dışarı çıkma, sen dinlemiyorsun, çıkıyorsun. Yapma. Ben gelene kadar sakın evlenme. Bak bu çok büyük bir problem. Aman sakın öyle bir hata yapma. Seni çok severim dedem. Gerçekten hiç gitmek istemiyorum İstanbul'a. Eğlenmek istemiyorum. Çünkü neden? Dedem çok sinirlenecek, izliyordur o şimdi, diyordur ki niye atamıyor bu, niye atamıyor bu? Yani ben burada elensem bile Acun Bey'e diyeceğim ki Acun Bey kendi otel paramı vereyim de şöyle bir iki hafta daha hani beni hep birlikte ittirelim. bir iki haftadır gitmek istemiyorum biraz daha. Valla ben dedemin sürekli parasını yiyorum gizlice. Sonra adam maaşı çekerken ya o kadar kaptırıyorum ki maaş kartı bende oluyor. Adamın emekli maaşı geliyor 300 lira 500 lira. Nerede bu para? Hani hep ben böyle paralarını yiyorum dedemin. Ben dedem evlenirse ben gerçekten orada da bir potaya düşerim arkadaşlarımın dediği gibi. Kalacak yerim yok. Bir de halam var. Benim iki tane evim var. Şöyle biz dedemle kavga edince ben halama gidiyorum. Çünkü halamda da odam var benim. Sürekli kavga ettiğim için. Yani kavga derken hemen kaçıyorum dedemi sinirlendirecek. Muhakkak bir şey bulduğum için adam artık dayanamıyor. Dedem benim yüzümden 86 yaşından sonra kötü huylar edindi. Bir senedir kötü huylarını devam ediyor. Şöyle adam hani evlense de gitse, evlense de ne zaman evlense de gitse diyor. Asla evlenemiyorum. Evlenmiyorum. Muhtemelen şu anda da evlenmeyi düşünmüyorum. Yani daha sonra inşallah Allah nasip eder. Vallahi İlayda Şeker Şeker gibi bir kız. Evet. Yani okuyorum. Çoğu insan beğeniyor ama şu var. Çok oynuyor diyenler de var. Nesini beğeniyorsunuz diyenler de var. Herkes için geçerli onlar ama hı hı. Bana çok geçiyor. Anlattıkları çok samimi geliyor. Evet. Bana. Çok doğal geliyor. İçten geliyor. Ve ben kolay kolay panorama masalarında böyle performans olarak sonuncu sırada gelen yarışmacı için bu kadar güzel şeyler söylemeyi sevmem. Ama İlayda Şeker için kusura bakmasın kimse. Ben evet. Bayılıyorum ya. Çok evet. Güzel, çok tatlı bir kast. Elinize sağlık tekrardan. Estağfurullah. Açıklamalar mükemmel. Zaten böyle bir ünlü takımına sonradan gelip bütün yarışmanın en kötü yüzdesiyle oynayıp İsmail Batuhan ve Öykü'den sonra gelen SMS sıralamasında evet. Dördüncü yarışmacı bu. Demek ki bütün seyircilerimize de bu geçmiş fazlasıyla değil mi? Yani bunu İlayda Şeker %100 bilmiyor. Bilmiyor. İşte aday elederim falan sanıyor ama şu an aday olsa kolay kolay elenmeyecek bir yarışmacı. Kolay kolay kesinlikle elenmeyecek bir yarışmacı. Çünkü bence oradaki en farklı karakterlerden bir tanesi. Evet, yani Survivor'da herkes işte şu anda İlayda'nın performans göstermesine bile gerek yok.
Yani takılsın oralarda. Tabii kesinlikle takılsın. O kendi zaten şu anda aldığı oyu performans üzerinden almıyor ki. Evet. Karakter üstünden alıyor zaten ve Survivor kendi içerisinde bu tarz farklı karakterleri sever. Çünkü evet. Genelde herkes birebir çıkayım, maçımı oynayayım, geleyim, puanımı alayım. Ama İlayda öyle değil. Şimdi kız çıkıyor diyor ki benim dip boyam geldi diyor. Dip boyamı düşüneceğim şu an diyor. Ona konsantre olmam lazım diyor. Onu bile unuttum diyor. Dedemin parasını... Şimdi bunlar çok samimi şeyler. Bizden şeyler olduğu için, herkesin hayatında bu tarz şeyler olduğu için. Evet. İlayda o yüzden çok çok daha iyi gidecektir diye düşünüyorum. Ve bu arada ayrıca İlayda için bir şey daha söyleyeyim. Çok güzel bir kadın yarışmacı bu arada İlayda bence. Çok tatlı, sempatik. Evet. Murat abi gibi bir yorum yapayım mı? Yap. Survivor tarihinin en sempatik röportaj veren yarışmacısı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Teşekkürler. Diyebiliriz, gel. Diyebiliriz. Murat, bu arada Murat abi de yarın... Hayır, senin Gökhan... Murat, sevgili Murat şey... Özer'i yarın konuğumuz evet, arkadaşlar. Evet, sevgili Murat abi bizi izliyordur, oradan buna selam olsun. Selam olsun. Şimdi ben Gökhan'a böyle arada çak falan yapıyorum çünkü gömleğine yaklaşmaya çalışıyorum Gökhan'a. Ufak ufak böyle yazanlar var. Ben veter arasında bir inceleme yaptım. Emin misin Gökhan? Biraz bak, pahalı bir sorayım ya, tekrar. Ya saçmalamayın ya, Allah Allah. Al senin olsun derken emin misin? Ama sana olmaz mı? Sen çok zayıfladın. Hayır canım, oğlum ben tam benim üstüme, göre şu anda. O gömlek için kilo alınır. Neyse, İlayda'yı konuşuyorduk. İndirimden almış gömleği. İlayda gerçekten şeker gibi bir karakter. Survivor'da olması da gerçekten beni mutlu ediyor. Çünkü Survivor'ın sadece ve sadece performansa dayalı bir yarışma olmadığını ben her cast elememde, her görüşmemde, yani her bu programa çıktığımda anlatıyorum ama hala anlamak istemeyen bazı izleyiciler oluyor. Ya Survivor sadece spor yarışması değil zaten. Spor yarışması çok kolay. Kesinlikle abi ya. Çok, en kolay şey bizim için biliyor musun? Bu arada. Dizerim 1000 tane adayı bize başvurmuş, 1000 erkek 1000 kadını. Koşun deriz, 7 tane parkur yaptırırız, 8 tane. En hızlılarını alırsın, böyle saniye tutarsın. Çok, o kadar şey, objektif bir konu ki. Hiç zor değil. Basıyorsun kronometreye, en hızlı kim? 10 tane erkek, 10 tane kadın alırsın. Bu değil ki. Onların da zaten yavaşı çıkıyor. Survivor bu değil zaten. Survivor böyle bir reality yarışması. Bu arada İlayda çok yavaş değildi. Farklı karakterler olmak zorunda. Parkurlar da çok kötü değildi İlayda. Yani ya bu sene aldığımız kadın yarışmacılar arasında bir onun üstündeki tek yarışmacıydı. Ama ondan çok daha yavaşları vardı. Çok daha yavaşları gelenler. Var. Evet. Hani 1.20'ler, 1.30'lar, 1.50, 2 dakika yapan var ya. İşte mesela var yani. Bizim ama... Mesela Hanzade'yi ben hatırlıyorum. 1.07 yapmıştı. İlayda 1.11 yapmıştı. Mesela geçen Hanzade'yi geçti İlayda. Kaç geçti kere? Geçti ama zaten o bir parkur bakıyoruz. Burada 100 tane parkura çıkıyor. Tabii bir ki 1.11. Yani 4-5 saniye olan buradaki farklar. Buradaki en önemli nokta şu. Biz parkura çıkan yarışmacıyı sırf iyi saniyede bitiriyor diye almıyoruz. Bu kadar abi basit. Abi canım ya, o zaten en kolayı diyorum ben. Dediğim gibi 500 bin tane başvurum var. Onu biz bir internet denemesi yaparız. Biner ikişer bin kişi indiririz. Hadi arkadaşlar buyurun bu parkurlara. En hızlıyı alırız ortamımıza. En hızlı 10 erkek buymuş, en hızlı 10 kadın buymuş, alırız. İşte Survivor öyle bir şey değil. Evet. Survivor biraz akılda kalıcı yarışmacıların olması gereken, kesinlikle, adayların olması gereken bir kesinlikle yer. O da işte zaten başarıyla yapılan bir yarışma olduğu için 12-13 senedir. Bak zaten ne oluyor biliyor musun? Elimizden geleni yapıyoruz yani. Şöyle bir durum var. Bir yarışmacı eğer sempatikse Cemalcan gibi... Yani mesela Cemalcan'ı bütün Türkiye bizim oğlumuz diye sevdi. Evet. Tamam mı? Bir de üstüne performansı koyarsa zaten şampiyonluğun en büyük adayları. Yani mesela şu anda İlayda'nın bir de performans yaptığını düşünebiliyor musunuz? Evet, işte gerçekten o zaman İhsan'ın başta yaptığı şaka gerçekti benim için. Şampiyonluk adaylarından dedi ya. Evet. Tabii ki de senin dediğin gibi performansı olsaydı İlayda bence de şampiyonluk adaylarından olabilirdi. %100. Yani ki bu noktada Sabriye de çok zorlamıştır biliyorsun yani. Evet. Performansta çok başarılı olmamasına rağmen sadece karakteriyle bayağı bir zorlamıştır hem de. Yani. Evet. Öyle ve sempatik yani tavırlarıyla. Aynen. Ben İlayda'nın yolunun uzun olacağını düşünüyorum ama nereye kadar gidebilir? Mesela son sorum bu olsun çünkü önümüzdeki... Nereye kadar gidebilir? Geçeceğim. Kemik kadrolar kalmaya başladığında... Mesela birleşme görecek mi sence? Bence görür. Bence kesin görecek İlayda birleşmeyi. Kesin ya. Görür birleşmeyi. Ya Survivor'da öyle bir şey var ki bir yerden sonra hiç kazanamazsa eğer... Evet. Seyircinin gözünden de düşüyor ne kadar sempatik olursa olsun. O da doğru, ona da katılıyorum. Ya burada olaylara verdiği... Biraz kazanması lazım. Hani şöyle bir şey var ya İhsan, öyle bir şey ki olaylara verdiği tepkiler çok önemli. Orada kıran kırana bir mücadele geçerken İlayda orada o kadar sempatik iki tane laf söyler. Bak bütün Türkiye'nin gönlünü kazanır biliyor musun? Doğal olarak kıza SMS atma isteğini duyar insanlar yani. Onun çünkü onda o potansiyel var İlayda'da. Ben izlerken o potansiyeli görüyorum. Çok ciddi bir ortamda söyleyebileceği bir kelimeyle herkesin, evet, kalbini kazanabilir diye düşünüyorum.